Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aydın ilimizin yaşadığı sorunları gündeme getirmek ve bu sorunların çözülmesinin sağlanması amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Konuşmama başlamadan önce Aziz Türk milletini ve Gazi Meclisi'ne saygıyla selamlıyorum. Dağlarından yağ ovalarından bal akan şehir olarak tanımlanan, tarım, turizm ve tarihi kültürün merkezi olan Aydın'ımızın sorunları, gittikçe büyüyen sorunları maalesef bizi üzmekte, kaygılandırmaktadır. Aydın'ımızın en önemli geçim kaynaklarından biri biliyorsunuz turizmdir. Maalesef 2016 yılında yaşanan gelişmelerin neticesinde turizmdeki kriz tüm sektörlerin gelirini düşürmüştür. Bu durum ciddi krizlere yol açmaktadır. Kuşadası TÜRSAP Başkanı ile yaptığımız görüşme sonucunda aldığımız bilgiler maalesef kaygılandırıcıdır. Kuşadası'na gelen yıllara göre gemi sayısı 2015 yılında 900'e yakın, 2016 yılında 500 civarı, 2017 rezervasyon sayısı ise 175 ve ne yazık ki gittikçe de sayı düşmekte. En büyük acentelerden biri olan TÜİ rakamlarına göre dünyada gezmeye çıkan insanların sayısı artıyor, azalmıyor. Komşu Yunanistan içinde bulunduğumuz durumu bir fırsata dönüştürerek turizm rezervasyonlarının %40 oranında arttırmış durumda. Mısır'da dahi %5 oranında artış var. Acentelere rezervasyon yaptıran Alman vatandaşları sayısındaki artışa rağmen Türkiye'de %80-85 civarında bir düşüş söz konusu Alman turistler açısından. Diğer ülkeler açısından da farklı değil, gittikçe sayı düşüyor. 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan birçok negatif olay Avrupa, İran, Rusya pazarı gibi ülkelerden ülkemize gelen turist sayısında ciddi azalmaya yol açmıştır. Bu negatif durumun 2016 yılında turizm sektörüne ve sektördeki işletmeleri verdiği zarar %70 oranına ulaşmıştır. Didim ilçemizde de durum farklı değil. Bu durumdan turizmcilerimizin yanı sıra geçimini bu yolla sağlayan yöre halkını da olumsuz etkilemektedir. Kuşadası limanına gelen gemilerin azalması demek sadece Kuşadası'na gelecek olan turistin azalması demek değildir. Denizli Pamukkale, Karacasu Afrodisyas, İzmir Efes, Selçuk Efes'e gelecek olan turist sayısında azalması demektir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak turizmde yaşanan sorunların çözümünün sağlanması amacıyla birçok kez meclis araştırma önergesi verdik. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, mali büyüklüklerine göre değerlendirilerek borçlarının ertelenmesi, teşvik ve sübvanse edilmesi gerekiyor. Yöre halkının borçlarının tekrar yapılandırılması gerekiyor. Yine yurt içi yurt dışı tanıtım önemli, birçok çare var ama tabii ki zamanımız kısıtlı. Çareleri daha farklı bir boyutta da ele alıp çözüme ulaştırabiliriz. Yine değerli milletvekilleri, Aydın'ımız turizmin yanı sıra asıl tarım ürünleriyle öne çıkan inciri, pamuğu, zeytini, kestanesi gibi ürünleriyle sadece iç piyasada değil, dünya piyasasında da önemli bir yere sahip. Yöredeki üreticilerimizin sıkıntıları ise çok büyük. Söz verilip de yerine getirilmeyen ve çiftçilerimizin hala beklentide olduğu zeytin ve zeytinyağına destek henüz zeytincilerimize verilmemiştir. İncire verilen destek sadece hükümet yandaşlarına değil, tüm yöre halkına, çiftçilere verilmelidir. Devletin görevi vatandaşlarımıza, Türk milletinin, aziz Türk milletinin her ferdine eşit haklar sunmaktır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan bakım ile geçinenlerin en büyük sıkıntısı yem fiyatlarının yüksekliği, süt ürünlerinin düşük fiyata satılması ve özellikle Çin'e yöremizdeki hayvan hırsızlığına da artık bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuda kanuni düzenlemelerin tekrar ele alınması gerekiyor. Çiftçilerimiz bankaya kefilsiz gidemiyor. Bütün çiftçiler birbirine neredeyse kefil olmuş durumda. Ödemeye çalıştıkça borcunu çiftçi, temerrüt faizleri kendisini zorluyor. Çiftçinin borçlarının tekrar yapılandırılması gerekiyor. Çiftçinin ödediği mazot bedeli 4.70 TL, yatçının aldığı 2 TL civarında, biraz vicdan diyorum. Hükümet olarak seçim zamanında verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz gerekiyor. Aydın Denizli Otobanı'nın hızla bitirilmesi gerekiyor. Çıldır Havaalanımız hiç olmazsa ticari uçuşlara açık hale getirilmeli. Bu düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bugüne kadar verdiğiniz sözleri tutmanız gerekiyor. Bunu özellikle rica ediyoruz ama burada güzel bir gelişme var. 49 ilde 141 ova
Büyükova kapsamına alınmış, Aydın bunların dışında bırakılmıştı. Öğrendiğime göre Aydın Karpuzlu ve Davutlar Ovaları bu kapsama alınmış. Bu memnuniyet verici. Verdiğiniz tüm sözleri tutmanızı rica ediyorum. Yüceliğinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Depboylu.